Merhaba arkadaşlar. MVC Kütüphane Otomasyonu serimizin 57. dersiyle karşınızdayız. Kullanıcılarla ilgili işlemleri bitirmiştik arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde ilgili kullanıcı için yeni bir rol ekleme işlemini gerçekleştireceğiz. Controllers klasörüne sağ tıklıyoruz. Yeni bir controller ekliyoruz. Boş bir controller. İsmini de kullanıcı rolleri diyorum. Şimdi hemen gerekli tanımlamalarımızı yapıyoruz. Bir tane kütüphane context tanımlıyoruz. Kullanıcı rolleri data access layer. Rolleri. Şu baştaki A'yı yapıyorum. Yeni bir action result ekliyoruz. Public action result ekle bu bir parametre alacak. Int boş gelebilir. Şimdi şayet eğer boş gelirse id null olursa ne yapsın? Bizi HTTP not found sayfasına yönlendirsin. Yani 404 sayfası. ID değeri girilmedi. Tabi burada kullanıcı ID değeri olacak. Return 1 diyelim. Şunu yapacağız. Modelimizi tanımlayacağız önce. Kullanıcı rolleri. Data Access Layer. Get by filter. Context. Şimdi burada kullanıcı ID'ye göre işlem yapacağız. Kullanıcı ID eşit ID. Bir de arkadaşlar include işlemi için parametre olarak kullanıcılar tablosunda yazıyoruz. Şimdi hemen şunu yapalım önce. Ekle isminde bir view oluşturalım. Aynı isimde. Bununla ilgili işlemi arkadaşlar daha önce yapmıştık. Kitaplardaki ekleyi açıyorum. Ekle view'unu. Ctrl A ile tamamını seçiyorum. Şuraya yapıştırıyoruz. Kullanıcı için rol ekleme işlemi. Şurası kullanıcı rolleri olacak. İki tane lazım bize. Diğerlerini siliyorum. Şurası kalsın, ekle butonu kalsın. Şurayı yukarıya alıyorum. Şimdi şu kullanıcı ID olacak. Bundan sonra tabii sileceğiz arkadaşlar. Şimdilik görüntülemek için kullanacağız. Kullanıcı ID. Şurası rol ID olacak. Şu bir drop-down liste arkadaşlar bu arada. Şunu söyleyelim. Rol ID. Şurası da Role ID. Evet, şimdi şöyle yapacağız. Buradan modeli, neyse önce bir modeli gönderip bakalım şöyle. Şurayı arkadaşlar sürekli giriş yapmayalım diye Hello Anonymous olarak değiştiriyorum. Kullanıcılarda da arkadaşlar şu bölümü değiştiriyorum yine. Bunu yorum satırı yaptık. Alo, çalıştırıyorum. Bir bakalım. Kullanıcılar index 2 arkadaşlar. Çalıştığımız alan.
Şöyle bir bakalım yeni dediğimiz zaman. Heh, bu kullanıcı eklemeye gidiyor. Hemen oradaki değişiklikleri de yapalım. Kullanıcılar nerede? Şurada. İndeks 2'yi açıyorum. Şimdi şurası arkadaşlar. Üçüncü parametremiz kullanıcı rolleri olacak. Yine şurada da aynı şekilde düzenleme işlemi içinde kullanıcı rolleri. Yine şurası da aynı şekilde arkadaşlar. Kullanıcı rolleri. Tamam. Tekrar çalıştırıyorum. Boş olduğu zaman tamam. 404'e gönderiyor bizi. Şimdi kullanıcılar indeks 2 dedik. Şimdi ID bakalım. Bir hata şu. Tamam. Listeyi tabii oluşturalım önce. Hemen şu. Bir liste eşittir. Select liste olacak bu. Şimdi context rolleri dolduracağız. Roller. Parametrelerimize hemen şöyle bir bakalım. Data value arkadaşlar. ID değeri yani. Diğeri de text. Görünecek olan değer. Bu da role. Tamam. Şimdi artık çalıştırabiliriz sanırım. Şimdi bakalım. Bir, tamam. Biri gönderiyor. Bir ve admin seçili. Ama admin seçili geliyor. Seçili gelmeyecek arkadaşlar. Onu değiştireceğiz. İki yine admin. Yani baştaki şu değer. Moderatör. Direkt moderatör seçili geliyor. İlk değer yani geliyor. Şimdi bunu şöyle yapacağız. Modeli göndermeyeceğiz buradan arkadaşlar. Şimdi vback hatta şuraya yazalım. Vback kullanıcı ID'den gelen değer tamam. Onu da şöyle yapacağız. Şu text box for şuraları bir kapatalım. Şuraya value değerini yazacağız. Bir back kullanıcı ID. Hatta şuraya da bir kullanıcı adı için mesela Murat Akay için rol ekleme işlemi. Onu da hemen yapalım. Şöyle yapacağız. Wheelback kullanıcı adı. Modeldeki kullanıcılardaki kullanıcı adı olacak. Bakalım onun haricinde bir şey olmaması lazım. Şimdi bu haliyle bir bakalım arkadaşlar. İndeks 2. Yeni. Tamam. Rol seçili gelmiyor arkadaşlar. Güzel. Şimdi Kemal için bakalım. 2. Tamam. Güzel. Herhangi bir sorun görünmüyor. Şunu arkadaşlar şöyle yapalım. Şurayı hidden for yapıyoruz.
Şurası görünmesin. Tamam. Şimdi arkadaşlar işlemden sonra ekleme işlemini gerçekleştirelim. HTTP post ve validate anti-forgery token olacak. Doğrulama işlemlerini gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda public action result ekle. Parametre olarak da arkadaşlar kullanıcı rollerini göndereceğiz. Kullanıcı rolleri entity. Şimdi şartımız model doğrulanmazsa model state başına emlemi getirelim. Eğer model doğrulanmazsa aynı view içerisinde kal. Parametre olarak da gönder dedik. Model doğrulanırsa modelimizi tanımlayalım. Kullanıcı daha doğrusu model tanımlamayacağız. Ekleme işlemini gerçekleştireceğiz. Kullanıcı rolleri data access layer, insert or update, context, bir de entity'yi gönderiyoruz. Kullanıcı rolleri adında. Tamam. Sonra kullanıcı rolleri data access layer, save metoduyla da veri tabanına kaydediyoruz. Daha sonra işlem bittikten sonra redirect action index 2. Neredeki? Kullanıcılardaki index 2'ye bizi yönlendir diyoruz. Burada neyse onu görelim arkadaşlar. Bir yer var. Burada entity'yi yani ID'yi sıfırlamamız gerekiyor. Bir bakalım hemen. Index 2. Şuraya bir breakpoint koyalım. Şimdi örnek mesela şuraya yeni bir rol ekleyelim. Bakalım bu kullanıcıya rol ekleyeceğiz. Şimdi ne vardı? Kullanıcı mı vardı? Bir daha bakalım. Admin ve kullanıcı var. Moderatör ekleyelim. Deneyelim bakalım. Niye böyle yaptı? Ha. Değiştirdiğimiz için doğru olabilir. Şimdi şurayı tekrar index yapalım. Admin değişmemiş görünüyor. Ne oldu şimdi burada? Kullanıcıları bir açalım. Hello Anonymous dedik. Direkt giriş yapması lazım. Niye bu hatayı verdiyse. Onu da anlamadık. Neyse. Tekrar bir bakalım. Başkasını. Başka bir yerde değişiklik yapalım. Ya daha doğrusu ekleme yapalım. Kullanıcılar index 2. Ve Asya'ya yeni bir rol ekleyelim. Bir bakalım. Kullanıcı olarak değiştirelim şunu. Ama niye böyle yapıyor acaba? Düzenledim. Şurayı şöyle yapalım arkadaşlar. Şurayı
entity nokta id eşittir 0. Herhangi bir işlem gerçekleştirmiyor sanırım. Kullanıcı id, kullanıcılar. Yeni. Buna moderatör ekleyelim. Önce bir şöyle seçmeden bir bakalım. Allah Allah, bunu niye böyle yapıyor ya? Görmeyeyim. Bir bakalım arkadaşlar. Buradaki hatayı bir çözmeye çalışalım. Arkadaşlar, hatamızı bulduk. Şurası kitaplar değil. Bu kullanıcı folder'de olacak şurası. Ama onun haricinde başka bir şey yok. Tamam, şimdi bakalım. Index 2. Şimdi tekrardan bir bakalım şöyle. Mesela buraya moderatör ekleyelim. Şöyle boş geçtiğim zaman bakalım. Model state. Continue diyelim. Ne diyor? Hayır, non-arrival. Burada bir hata mı var? Yok, olmaması lazım. Bir back liste. Evet, tabii onu da şey yapmamız lazım. Şöyle yapalım. Burası. Tekrar göndermemiz gerekiyor. Şimdi bakalım. Index 2. Şimdi bakalım, ekle. Continue diyorum. Tamam, role ID boş olamaz diye. Tamam. Şimdi bir de dolduralım. Moderatör yapalım bunu. Ekle diyorum. Yok, buraya geldi. Boş kullanıcı ID boş olamaz. Bir de kullanıcı ID boş değil ki. Hidden for ile doldurduk burayı. Kullanıcı ID. Şuraya bakalım. Ya, kullanıcı ID boşalmış oluyor herhalde bu durumda. Şöyle yapabiliriz. Bunu bu şekilde yapmamız iyi oldu. Şimdi ilk başta kullanıcı ID belli. Daha sonra belli değil. Evet, buna şurayı silsek, bir şekilde deneyelim. Index 2. Tekrar bir bakalım. Ekle. Tamam, bunda bir sorun yok. Yani bir zaten burada duruyor. Bir de seçelim. Seçtik. Tekrar bir bakalım.
Kullanıcı ID boşalıyor bu durumda. Şimdi bunu göstersek, gösterelim o zaman. Şurası textbox boş. Textbox boş. Kullanıcı ID. Kullanıcı ID, tamam. Tekrardan bir bakalım. Tamam, şu an seçili. Şimdi seçmeyelim. Heh, şurası gidiyor. Onu bildirmeyelim. Nasıl? Modeli daha doğrusu entity gönderelim bakalım. Siliniyor. Silinmesin diyoruz, ona bir bakalım ne yapabiliriz diye. Olmasa tekrar bir videoyu durdururuz. Bu bölüm arkadaşlar önemli. Üzerinde duruyorum. Tam role ID boş olamaz dedi ama şurayı sildi. Videoyu bir durdurayım arkadaşlar. Bir bakalım nasıl bir çözüm yapabiliriz diye. Evet arkadaşlar, sorunun çözümünü bulduk. Tekrardan bir back göndermemiz gerekiyor bir tarafına. İşlemden sonra sıfırlanıyor. Dolayısıyla şurayı en üstteki view back'i kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyoruz. Şurası entity nokta kullanıcı ID olacak. Şimdi bakalım. Artık işlemlerin tamamlanmış olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hemen kullanıcılar index. Yeni. Evet, silinmiyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bunu hide and for olarak tekrardan değiştirebiliriz. Bu arada şurayı şöyle açalım. Tekrardan bir bakalım. Mesela bir için yapalım bu işlemi. Tamam. Moderatör ekle diyorum. Tamam, bir bakalım. Evet arkadaşlar, eklenmiş. Gördüğünüz gibi. Şimdi Asya'ya bir tane ekleyelim. Kullanıcıyı ekleyelim. Evet, ekleme işlemi de başarılı bir şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet, böylece ilgili kullanıcıya yeni bir rol ekleme işlemi de başarılı bir şekilde gerçekleşti arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde ilgili kullanıcıya, daha doğrusu ilgili kullanıcı için var olan rolü düzenlemeyi göstereceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.